Asıl haç Mekke'den dönüldüğünde başlanır. Ramazan bayramdan sonra, asıl oruç bayramdan sonra başlar. Asıl namaz selamdan sonra başlar. Selam namazı bitirmez. Selam namazın anlamını, maksadını hayata taşır. Ramazan'a da böyle bakmak, Ramazan'a da böyle bakmak, Ramazan'a da böyle yaşamak gerekiyor. Oruç ibadeti öyle bir ibadettir ki, Kur'an'ın insanın yapmak istediği, dönüştürmek istediği karakteri aslında içeren, onun kodlarını, imkanlarını içeren muhteşem bir ibadet. Sen öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Niçin? Belki oruç tutarak bu şekilde müttaki olursunuz, takva sahibi olursunuz. Kur'an'ın insanı oluşturmak istediği karakter aslında bütünsel pek çok özelliğe sahip olan müttaki karakteridir. Rahmet ne kadar çok yağarsa yağsın, yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın, eğer kabınız ters ise o rahmetten istifade etmeniz mümkün değildir. Aslında insanın kabı da kalbidir. Kıymetli hocam, Ramazan'da yaşamak mı, Ramazan'ı yaşamak mı? Elbette Ramazan'da, Ramazan bir zaman dilimi. Evet. Yani düz bir mantıkla, sade bir gözle bakıldığında Ramazan düz bir zaman dilimi ve herkes Ramazan'da öyle ya da böyle bir şekilde yaşar. Fakat asıl Ramazan'ı yaşamak, asıl Ramazan'ın ruhuna uygun yaşamak ve o dönemde bir aslında kulluk prototipi, bir kulluk pilot uygulaması gerçekleştiriyoruz. Bunu hayatın tamamına taşımak, taşıyabilmek, Ramazan'ı yaşarken o bilinç ve niyetle Ramazan'ı yaşamak. Asıl maksat budur. Eyvallah. Hadi herkesin söylediği, ettiği o kelamı şimdiden edelim. Hani çok güzel bir söz vardır. Asıl haç Mekke'den dönüldüğünde başlanır. Asıl aslında Ramazan bayramdan sonra, asıl oruç bayramdan sonra başlar. Hatta buna şunu da ilave edebiliriz. Asıl namaz selamdan sonra başlar. Selam namazı bitirmez. Selam namazın anlamını, maksadını hayata taşır. Ramazan'a da böyle bakmak, Ramazan'a da böyle bakmak, Ramazan'a da böyle yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla Allah Celle ve Ala Hazretleri Ramazan'ı yaşamamız konusunda, Ramazan'ın değeri konusunda bir farkındalık sahibi olmamızı istiyor. Ramazan aziz bir ay. Ramazan Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle hakikaten evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olan bir ay. Şimdi bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatın bir maddi boyutu var, bir manevi boyutu var. Ve mana aleminde, manevi dünyada Ramazan ayının girmesiyle Peygamber Efendimiz'in verdiği haberlerden anlıyoruz ki çok farklı hadiseler gerçekleşiyor. Ve gönlümüzde hissettiğimiz inşirah, huzur, mutluluk, Ramazan'a karşı duyduğumuz iştiyak da aslında bundan kaynaklanıyor. Yani iman ettiğimiz için kalbimiz gayb alemine muntazır ve orada bir takım değişimler, eyvallah, orada Ramazan'a ait olan bir takım özellikler tecelli ediyor ve biz bunları gönlümüzde hissetmemizden kaynaklanıyor. Ramazan geldiğinde hissettiğimiz huzur ve mutluluk bundan kaynaklanıyor. Ne oluyor mesela o ay içerisinde? Peygamber Efendimiz bunları bildiriyor. Bunları bize niçin bildiriyor Peygamber Efendimiz? Çünkü neyi aradığını bilmeyen, aradığını bulsa da bulduğunu anlayamaz. Bizim nasıl bir ayın içerisine girdiğimizi, dolayısıyla da ondan nasıl hissedar olabilmek için gayret etmemiz gerektiğinin altını çiziyor Peygamberimiz. Evet. Öyle bir ay ki cennet kapıları şu anda açıldı. Yani akşam namazından itibaren, Ramazan ayına girdiğimiz andan itibaren bunun idrakinde olmamız lazım. Cennet kapılarının açılmış olmasının bana hiçbir faydası yok. Eğer ben cennet kapısına doğru bir adım atmamış isem, ya, eğer ben Allah'ın rızasına bir mevsim, bir pazar olan bu Ramazan'da oruç tutmamış isem, geceleri kaim, gündüzleri saim, Peygamberimizin ifadesiyle bu duyguya, bu ruha, bu eyleme ulaşamamış isem cennet kapısının açılmasının benim için bir anlamı yok. Cennet kapıları açılır buyuruyor Peygamber Efendimiz. O kapıya doğru adım atın buyuruyor. Cehennem kapıları sımsıkı kapatılır buyuruyor Peygamber Efendimiz. O halde insanı cehenneme götüren amelleri, işleri, günahları bir insanın tutup da bu Ramazan ayında, rahmet ayında cehennem kapılarının kapatıldığı bu ayda işlemek kadar büyük bir bedbahtlık, büyük bir talihsizlik, büyük bir çuvallama yoktur amiyane tabiriyle. Yani Efendimiz buyuruyor ki Allah cenneti yarattı ve Cebrail aleyhisselama dedi ki ben cenneti yarattım, git bak dedi. Gitti, gördü, döndü, geldi, dedi ki Allah'ım öyle muhteşem bir yer yaratmışsın ki insanların hepsi oraya girmek isteyecek dedi.
Efendimiz buyuruyor ki sonra Allah cennetin etrafını nefse hoş gelmeyen, nefse ağır gelen şeylerle donattı. İşte ibadet edeceksiniz, namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, malınızın bir miktarını zekat olarak vereceksiniz. Sayın sayabildiğiniz kadar. Sonra Cebrail'e dedi ki git bak. Gördü, tekrar döndü geldi, dedi ki Allah'ım bu ilk cennet değil, nefse ağır gelen şeylerle öyle bir donatmışsın ki korkarım ki insanların pek azı oraya girebilecek, dedi. Hı hı. Efendimiz buyuruyor ki sonra Allah cehennemi yarattı. Yine Cebrail aleyhisselamı gönderdi, gördü, döndü, geldi, dedi ki ya Rabbi çok korkunç bir yer. Hiç kimse girmek istemez ki buraya. Sonra Allah cehennemin etrafını nefse hoş gelen şeylerle çevirdi. Cemi cümle günahlarla çevirdi. Hmm. Ve Cebrail aleyhisselam tekrar gördü, döndü, geldi, dedi ki Allah'ım bu gördüğüm ilk cehennem değil. Nefsi cezbedici öyle şeylerle donatmışsın ki korkuyorum ki insanların pek çoğu oraya girecek, buyurdu Allah Celle ve Aleyh Hazretlerine Cebrail aleyhisselam. Şimdi Peygamber Efendimiz de buradan bir ifade, bir öğüt çıkartıyor. Buyuruyor ki Huffetil cennetu bil mekarih ve huffetin neru bi şehevet. Cennete giden yol meşakkatlerle örülüdür. Cehenneme giden yol ise nefsi cezbeden, hevayu hevese hitaben şeylerle, günahlarla donatılmıştır. Şimdi bu ay madem ki cennet kapıları açık, cennetlik amelleri bir karakter özelliği haline getirmemiz, bir yaşam düsturu haline getirmemiz ve Ramazan'ın dışına taşıyacak bir enginlik, bir derinlik, bir idrak ile bu ibadetleri yapmamız gerekiyor ve cehenneme sevk eden işlerden bir defa bu steril zaman içerisinde, madem ki böyle manevi olanaklar söz konusu, şimdi bir zamanda bir kişi oruç tutsa bunun maneviyatı başkadır. Ama düşünsenize 85 milyonluk, belki 90 milyona yaklaşmış bir ülkede milyonlarca insanla birlikte aynı zamanda oruç tutuyoruz. Yarın milyonlarca insanla birlikte aynı zamanda oruç tutacağız. Aynı vakitte teravih kılacağız. Aynı vakitlerde Allah'a dua edeceğiz. Bunun oluşturduğu modern tabirle sinerji, maneviyat birbirimiz üzerinden meydana gelen bir olgunlaşmayı da ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sonra buyuruyor ki şeytanların en azılları bu ay içerisinde kelepçelerle bağlanır, etkisizleştirilir. Şimdi bu muazzam bir hareket imkanı kazandırıyor bize. Ve şeytana bizi sevk eden, şeytanla uyumlu hale getiren günahları, vesveseleri kalbimizden, gönlümüzden, hayatımızdan çıkartmanın da provasını yapmamız gerekiyor. Bu ay böyle bir ay, bu aydan böyle istifade etmek için bir hareket, bir gayret gerekiyor. İmam Gazali Hazretleri'nin bir ifadesi vardır, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, rahmet ne kadar çok yağarsa yağsın, yağmur ne kadar çok yağarsa yağsın, eğer kabınız ters ise o rahmetten istifade etmeniz mümkün değildir. Aslında insanın kabı da kalbidir. İnsanın gönlünü, insanın ruhunu, dikkatini, himmetini yeniden Allah Celle ve Aleyh Hazretleri'nin rızasına çevirmesi lazımdır. Tabii yani cennete götüren amellerin ne olduğunu bize bildiren, dolayısıyla aslında bize Kur'an'ı getiren bir aydayız. Ramazan Kur'an ayı. Peki Kur'an bizim neyimiz hocam? Elbette yani işte şereful meken bilmekin ve şereful zemen biz zemin kıyasında bu cümleyi ifade edebiliriz. Ramazan'ın kıymeti bu ayda Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i göndermesinden kaynaklanıyor. Ve ben Kur'an'la aramızdaki ilişkiyi bir kıraat ilişkisi olarak görüyorum. Çünkü Kur'an kelimesi bir mastardır ve ismi meful, yani bir teknik ifadeyle ismi meful manası içerir. Bu da çokça okunan Allah kelamı anlamını içerir. Kur'an'la aramızdaki ilişki bir okuma ilişkisidir ve bir Müslüman, bir mümin Kur'an'ı 4 seviyede, 4 şekilde okur, 4 şekilde okumalıdır. Dilin okuması vardır ki bu kıraattir, bu tilavettir. Bu peygamberimizin ifadesiyle Allah'la konuşmak mesabesindedir. Eyvallah. Bir gün itikaftayken Peygamber Efendimiz mescidin ortasında bir itikaf çadırında, ashab-ı kiram da onun etrafında ibadet ediyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Biraz seslerini fazla yükseltmiş olmalılar ki Efendimiz mübarek başını çıkartmış çadırdan. Ashabına buyurmuş ki biraz sessiz okuyun Kur'an'ı. Zira siz Kur'an'ı okuduğunuz zaman Allah'la konuşmakta olduğunuzun farkında değil misiniz, buyurmuş. Yani içimize bir huzursuzluk çöktüğünde insanlar türlü türlü travmalar, psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Biriyle halleşmek, dertleşmek istediği zaman bir Müslüman, ben onu hayatımda tatbik ettiğimde de neticelerini görmüş bir kimse olarak ifade ediyorum, Kur'an'ı
açın, Kur'an'ı açalım, Kur'an'ı okuyalım ve şunu göreceğiz ki gerçekten Allah'ın sözünü okumanın Allah'la konuşmaya tekabül ettiğini ve Allah'la konuşmanın da kalbimizde oluşturduğu o inşirahı, rahatlamayı, sükuneti hissedeceğiz. Dilin Kur'an okuması bu kıraattir. Aklın Kur'an okuması vardır ki bu tefekkürdür. Kur'an-ı Kerim'de aklı kullanmaya, düşünmeye atıf yapan, vurgu yapan o kadar çok ayet var ki Kur'an'a göre akıl ve akılcılığın Kur'an tefsirine etkisi isimli bir çalışma yapmıştım. O çalışmada şöyle bir tespit gördüm, şöyle bir şeyi tespit ettim. Kur'an 6236 ayet ve Kur'an'da düşünmeye, tefekkür etmeye, kendi varlığımız, alemin varlığı, Allah'ın eserleri üzerinde düşünmeye sevk eden, yönlendiren 600 civarında ayetin varlığını gördüm. Bu da şu demek, Allah adeta ve sanki 10 ayette bir düşünün, tefekkür edin, aklınızı kullanın buyuruyor. Onun için mümin Kur'an'ı aklıyla okumalı. Bu tefekkürdür. Eyvallah. Sonra mümin Kur'an'ı kalbiyle okumalı. Eyvallah. Bu da duygularımızı Kur'an'a açmamız lazım. Çünkü Kur'an duygularımıza dokunmak istiyor. Kur'an bizi korkutuyor. Kur'an bizi üzüyor. Kur'an bizi ümitlendiriyor. Kur'an bizi neşelendiriyor. Kur'an bizi müjdeliyor. Kur'an bizi tehdit ediyor. Bütün bunların hepsi bir küme halinde Kur'an'la bizim bir duygu alışverişi içerisinde olmamız gerektiğini gösteriyor. Mesela Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir onu bir defasında gördüğünde en son görüştüğünde fark etmediği beyazlıklar fark ediyor. Saçında ve sakalında. Çok bilinen bir mevzudur ama burada bir incelik olduğu için ifade edeyim. Tabii tabii buyurun. Kocamışsın ya Resulallah diyor. Saçına sakalına ak düşmüş. Nedir derdin diye sorduğunda Efendimiz buyuruyor ki şeyyebetni hudun ve ehevatuha. Beni Hud suresi ve benzerleri, Mürselat suresi gibi, Vaka suresi gibi, Nebe ve Kıyamet suresi gibi sureler kocattı buyuruyor Peygamberimiz. Ben de merak ettim, acaba o surelerde ne var? Efendimizin saçına sakalına ak düşüren mevzu nedir diye. Gittiğimde baktığımda şunu gördüm. Ana tema olarak bu sureler, ümmeti Muhammed'i kıyamet günü bekleyen azapları, tehlikeleri, Allah'ın tehditlerini anlatıyor. Halbuki Efendimiz gelecek ve geçmiş günahları affedilmiş bir peygamber, masum bir peygamber. Kendi hakkında endişelenmesine gerek yok aslında Peygamberimizin. Ama ümmeti hakkında bir endişe taşıyor. Fakat ümmet peygamberi okuduğunda, peygamberinin saçına sakalına ak düşüren sureleri ümmet okuduğunda kılı kıpırdamıyor. Bu gönlümüzle Kur'an'a bir temas kuramamamızın, aslında bir rabıta oluşturamayışımızın bir etkisi sonucu gibi geliyor bana. Gönlün Kur'an okuması gerekiyor. Bir de amellerin, davranışların, uzuvların Kur'an okuması gerekiyor. Yani Allah'ın Kur'an'daki ayetleri sadece bir zihinsel olguya, duruma karşılık gelmiyor. Sadece bir duygu anaforu oluşturmak istemiyor. Eylemsel bir yönü var. Davranış bekliyor Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bizden. Belki bu davranış Kur'an-ı Kerim'de ameli salih, salih amel olarak ifade edilen şey bizim varoluşumuzun anlam ve amacı. Çünkü buyurmuştu ki ayeti celilede وَالَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَةِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ. Aziz ve celil olan Allah yerleri ve gökleri daha arşı suyun üzerindeyken hangimizin daha güzel amel edeceğini denemek ve ortaya çıkartmak için, bizim bilmemiz ve görmemiz için böyle yaptı. Yani bu o kadar büyük bir amaç ki Kur'an'ın emirleriyle amel etmek ve yasaklarından kaçınmak çok net bir tanımdır bu. O kadar büyük bir amaç ki yerler, gökler, cemi cümle mükevvenat, mevcudat bu iş için yaratılmıştır. Onun için Kur'an'a bu nazarla bakmak, eyvallah, duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı çok net, artık aforizmaları, teşbihleri, serlevha cümleleri, mottoları bir kenara bırakıp Kur'an bizim hayatımızı tanzim etmek üzere gelmiş bir rehber. Eyvallah. Kur'an'da herkese mesaj var. Kadına var, erkeğe var, çocuğa var. Sosyal hayatın içinde her olaya mutlaka bir mesajı var. Dolayısıyla Kur'an'ı açmak dediniz az evvel. Kur'an'a açılmak bence gerekli bir şey. Bir mümin kalp için, mümin yaşam tarzını elde edebilmek için. Ve Allah'la konuşmak dediniz. Yani Allah'ın da onunla, insanla, ona
Konuşmaya yeltenen insan da konuşması anlamına gelmez mi? Elbette. Bunu kim istemez? Hatta bunun iki tane mesela boyutu vardır. Bir tanesinin şu olduğunu düşünüyorum. Bir Müslüman, bir mümin Kur'an'ı bir ibadet bilinciyle okuduğunda anlaması esastır elbette, düşünmesi esastır elbette ama şimdi bugün bir yaklaşım, Kur'an'ı anlamıyor isen Kur'an'ı tilavet etmenin çok da fazla dini dünyana katkısı yok gibi bir söylem üretti. Bu söylemin de doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tanımının bütün tarih boyunca İslam alimlerinin üzerinde ittifak ettiği temel unsurlarından birisi şudur. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle tabut edilen bir kitaptır. Yani Kur'an'ı bizatihi okumanın kendisi bile insanın ruh dünyasına, akıl dünyasına, düşünce ve duygu dünyasına katkı sağlar. Onda bir eylemsel değişikliğe mutlaka sebep olur. Ve bir Müslüman, bir mümin elbette ki anlaması güzeldir ama Kur'an'ı okurken Kur'an'ı bizatihi birebir bir Arap'ın veya bir Arapçayı bilen bir kimsenin anladığı, bir tefsirle iştigal eden bir araştırmacının, alimin idrak ettiği gibi anlayamasa bile o Kur'an'ı okuduğunda o Kur'an'ın Allah kelamı olmasının etkisini, genişliğini, huzurunu, sükunetini mutlaka kalbinde hisseder. Hı hı. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir zikirdir ve Allah kuralı şöyle koymuştur. Ele bi zikrillahi tetmainnul kulub. Mutlaka ama mutlaka kalpler Allah'ı zikretmekle teselli bulur, huzur bulur. Bir de mesela bu gerçek bir ilişkidir. Yani şöyle bir şey değildir. Kur'an Allah'la konuşmak gibidir. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Yani biz Kur'an'ı okurken Allah'la konuştuğumuz hissiyle okuyalım. Bu dolayısıyla bizim iç dünyamızda kurguladığımız ve gerçekte bir karşılığı olmayan bir şey değildir. Bunun gerçek bir karşılığı vardır. Bu karşılık şudur. Efendimiz buyurmuştur ki mesela bir insan Fatiha suresini okur. Namazda el pençe divan durur ve Fatiha suresini okumaya başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde diyor Peygamber Efendimiz, Allah buyurur ki kulum beni övdü. Errahmanirrahim dediğinde kulum benim Rahman ve Rahim olduğumu idrak. Meliki Yevmiddin dediğinde her bir ifadeden sonra diyor Peygamber Efendimiz, Allah ona bir şey söyler, bir kelam eder. Meliki Yevmiddin dediğinde kulum benim din gününün mutlak hakimi, sahibi, maliki olduğumu idrak etti der. İhtinas iyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Allah'ım bizi dost doğru yola ilet. İhtinas sıratel müstakim. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn dediğinde bir kul Allah Celle ve Ala Hazretleri der ki kulum gerçek yardımın benden olacağını ve gerçek kulluğun bana yapılacağını idrak etti diye Allah Celle ve Ala Hazretleri onunla konuşur ve kul ihtinas sıratel müstakim dediğinde bizi dost doğru yola ilet dediğinde artık kuluma verilmişti, istediği verilmiştir. Niyaz ettiği, talep ettiği şey kulumundur diye Allah Celle ve Ala Hazretleri onunla namaz esnasında Fatiha suresini okurken Kur'an'ın ümmül kitap diye ifade edilen, özü olarak bildirilen suresi üzerinden fiili ve canlı bir temas kurar. Dolayısıyla namaz, dolayısıyla Kur'an, madem ki Kur'an ayıdır, madem ki Miraç'la birlikte Peygamber Efendimiz aslında namazın önemine bir dikkat çekmiş ve namaz olmadan Ramazan'ın anlamı söz konusu değildir. Sadece oruç tutmak bu ayda Ramazan'ın anlamından, rahmetinden istifade etmek için yeterli değildir. Hı hı. Namaz madem ki müminin miracıdır, şu halde biz Kur'an okuduğumuzda, namazda kıraat yaptığımızda Allah Celle ve Ala Hazretleri ile aramızda sahici, gerçekçi, karşılığı olan bir ilişki kurmuş oluyoruz. Ve bunun gönlümüzdeki huzurunu, sükunetini, sekinetini, itminanını Kur'an'ı ifadesiyle sağlayacak başka hiçbir şey söz konusu değildir. Eyvallah. İnsan ya buradan beslenir ya da hiçbir şeyden beslenmediği için onun geçen zaman içerisinde kalbi ölür, işlevini kaybeder, imanı bitkisel hayata girer. İşte benim anladığım şey de buraya kadar buyurduklarınız çerçevesinde Kur'an o vakit bu biçimiyle tefekkürü doğurur. Değil mi? Tefekküre sevk eder, düşünmeye sevk eder. Tefekkür de o vakit ilmi doğurur. İlim de kalbi doyurur. O doygunluk içinde kalp hallere yansır. Haller de insanı güzelleştirir. Hatta şöyle diyelim, sözden düşünceye, tabii, düşünceden duyguya, duygudan aksiyona doğru bir gidiş var. Bir yol haritası var aslında. Eyvallah. Buralardan
Yani ihmal etmek buraları insanın herhalde kendisine yaptığı bir tırnak içinde söyleyeyim eziyet olsa gerek. Ne dersiniz? Çok basit bir örnek vereyim mesela. Tabii. Şimdi yani Kur'an üzerinde düşünmek çok fazla teknik donanım da gerektirmiyor. Eyvallah. Yani Bakın lütfen izleyicilerimiz de Fatiha suresi ne kadar güzel izah Fatiha ettiniz. suresi Ya. bir başka bir düşünce alanı ya da mesela Allah Celle ve Ala Hazretleri mesela Tarık suresinde buyuruyor ki Estaizu billah. Felyenzuril insanu mimma hulik. Hulika mimma indafik. Yahrucu min beyni sulbi ve teraib. İnsan, hadi bir düşünce egzersizi yapalım. İnsan neyden yaratıldığına dönsün bir baksın. Atılmış bir sudan yaratıldı insan. Yani hep böyleydik, hep böyle düşünüyorduk, hep böyle güçlüydük. Yani gökten böyle zembille inmedik. İnsan bir hücreden, gözle görülemeyecek bir hücreden bu noktaya doğru geldi. İnsan neyden yaratıldığına dönsün bir baksın. Efendimiz bu tür ayetleri izah ederken ashabına şöyle yaparmış. Bir defasında sol avucuna tükürmüş Peygamber Efendimiz, sağ şehadet parmağıyla şöyle bir karıştırmış ve parmağının ucundaki rutubetin nemi ashabına göstererek, ashabım Allah sizi böyle bir nemden, böyle bir rutubetten yarattı. Sizin ne noktadan ne noktaya geldiğinizi, sahibinizin kim olduğunu, sebebinizin kim olduğunu, mimarınızın, yaratıcınızın kim olduğunu düşünün. Tefekkür edin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Kur'an'ın üzerinde düşündüğümüzde yani tefekkür ettiğimizde düşüncelerimiz değişecek. Düşüncelere bağlı olarak duygularımız, duygulara bağlı olarak davranışlarımız, davranışlara bağlı olarak da ahlakımız değişecek. Çok güzel. Yani biz bizden azade olamayız. Eyvallah. Değil mi saygıdeğer Evet. Çünkü merkezde biz varız. Biz kendimizi tanıdığımız zaman ancak Rabbimizi bu şekilde tanıma imkanı buluyoruz. Evelem yetefekkeru fi enfusihim buyuruyor ayette. Yani insan kendisi üzerinde düşünmüyor mu? Evet güneş bir ayettir, ay bir ayettir, gökten inen yağmur bir ayettir ama asıl ayet, lebalep, ayet dolu kitap bizatihi insanın kendisidir. İnsanın stetoskopu kalbinin üzerine koyup tefekkür etmesi Allah'ı bulması için fazlasıyla yeterlidir yani. İçimde bir ben var, özden azade. Küllenir bir ateş, közden azade. Dilsizim, meramım, lisana sığmaz. Kalbimin ahvali sözden azade, varlığım yok gibi hiçten ziyade, görünen sureti içten ziyade. Serap diyarında olmaz. hayal kurulmaz, gördüğüm rüyalar gözden azade. Gördüğüm rüyalar gözden azade. Bana sen meftunsun, benden azade. Sana ben mecnunum, senden azade. Aşkın diyarında akıl aranmaz. Aklı buldum diyen özden azade. Aklı buldum diyen Özden azade. özden azade. Efendim.
Saygıdeğer Yasin Pişkin hocamız aynı zamanda ehli gönül bir dostumuz. Değerli şiirleriyle, değerli güfteleriyle hakikaten yani bize bizi, kendimizi hatırlatıcı çok nadide eserleri inşallah bu hayata tertemiz bir efendim miras olarak bırakmak suretiyle şu anda canlı canlı karşımda. Bu eserde yani buradaki Nutku Şerif, ben Nutku Şerif eyvallah, diyorum. Zat-ı Alilerine ait ve buraya kadarki anlatımlarının belki de bir kapsamına uygun bir şiirini bendeniz makam Hicaz kıyafetiyle, Rabbin lütfu ve keremiyle benim adım üzerinden bestekar olarak takdim edilmesine yine değerli eyvallah dostumuz vesile oldu. Bu Ramazan muhteşemliği içinde, şu sahur vaktinin muazzam güzelliği içinde, hayırlarla dolu bu anların içinde bizim kalbimize aşkların en güzelini almamız nasıl olacak hocam? Aşkların en güzeli Allah'a olandır. Ramazan buna bir vesiledir şüphesiz. Oruç da büyük bir vesiledir değil mi? Evet. Orucu hiç konuşmadık. Yani mesela bizi herkes görüyor şu anda. Yaptığımız her eylem şu anda, konuşmalarımız vesaire. Fakat oruç öyle bir ibadet ki gizli, yani sırf Allah rızasını tahsil etmek için sadece ona yönelik bir oruç mefkuresini nasıl anlatırız hocam? Evet. Ama önce bu aşkların en güzeline kalbi ve kalbi aşkların en güzeline nasıl buluştururuz? Evet. Kur'an'la bence. Evet, eyvallah. O kadar büyük bir soru ki yani aşka nasıl ereriz sorusu çok büyük bir soru. Çünkü herkes bunu aramış. Şimdi şair diyor ki aradığım sen değilsin ki kalbim sana eğilsin. Sana olsa sen bilirsin aradığım köşe bucak, inan bana sen değilsin. Seninki de ben değilim ki kalbindeki eğilim. Bana olsa ben bilirim aradığım köşe bucak, inan bana ben değilim. Aslında hepimiz, benim sizde, sizin bende aradığınız şey bizim ötemizde bir şey. Evet. Varlığın ötesinde bir şeye talibiz. Evrendeki, alemdeki muhteşem düzen ve ritmin ardındaki büyük sırra ermek istiyoruz. Aslında herkes onu arıyor. Bazı filozofların ifadesiyle hedonist bir şekilde zevk sarmalının içerisinde, zevkten zevke koşan, mecazi bir aşkın içerisinde kıvranan kişi de yanlış yerde aramakla birlikte aslında yine onu arıyor. Şimdi çünkü bu aşk bir boyutuyla Fatih'e gemileri karadan yürüten nefes, öbür boyutuyla Ferhat'a dağları deldiren heves, hem hayati, hem abes, hem hürriyet, hem kafes. Şimdi bu aşkı nasıl elde edeceğiz, bu muhabbeti nasıl elde edeceğiz? Tanımazsak sevemeyiz. Sevmenin marifet derler ki muhabbet marifetin üzerine inşa edilir. Allah'ı tanımazsanız sevemezsiniz. Peygamberimizi tanımazsanız sevemezsiniz. Ne bileyim Kur'an'ı tanımazsanız sevemezsiniz. Eşinizi, evladınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu tanımazsanız sevemezsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Pandemi günlerinde izolasyon var, sokağa çıkma yasağı var. Bir delikanlı bir şey paylaşmıştı. Bayağı olay oldu. İşte o demişti ki elektrikler kesildi, evdeydik. Modem kapandı, internet kapandı, cep telefonumun da şarjı bitmişti, televizyon da kapandı, kumandayı da bir kenara attık ve biz ailemle, işte annemle, babamla, kardeşimle birlikte gecenin geç vaktine kadar oturup muhabbet ettik. Hepsi gerçekten çok iyi insanlarmış diye bir tespitte bulunmuştu. Şimdi gerçekten teşrik-i mekan, teşrik-i zaman ve teşrik-i amel, yani aynı zamanda, aynı mekanda, aynı hayırlı işi yapmadan insanlar bile birbirini tanıyamaz. Onun için Allah'ı sevmek için, Allah'ı sevebilmek için Allah'a doğru adım atmak, bir boyutuyla ibadetler, bir boyutuyla tefekkür, bir boyutuyla ilim bakımından Allah'ı tanımak. Çünkü ibadetler de bizi Allah'a yaklaştırır ve Allah'ı bize tanıtır. Bu şekilde
Allah Celle ve Ala Hazretlerine yaklaştığımız zaman Allah'ın sevgisi, muhabbeti gönlümüzde tecelli eder. Efendimizin ifadesiyle kul farz ibadetlerle benim azabımdan kendisini kurtarır ve nafile ibadetlerle öyle bana yaklaşır ki ben onun gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum buyurduğu gibi Peygamber Efendimizin Allah'a yaklaşmak, onu tanımak ve onu sevmek için bir vasıtadır. Oruç da böyledir. Orucun bu açıdan da eşi emsali yoktur. Peygamber Efendimiz aleykum bis savm buyurmuştur ashabına. Size orucu tavsiye ederim. Sonrasındaki mübarek ifadesi şudur Efendimizin. Fe innehu la mithlele. Çünkü orucun eşi benzeri, dengi, naziri misli yoktur yani. İnisiyatifi yoktur. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildi. Bu ayda Kur'an'ın indirilmesinin çok özel bir anlamı var, amacı var. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi, bir hakikat çağrısı ve varoluşumuzun anlam ve amacını yani kulluğumuzu nasıl Allah'a yapmamız gerektiğiyle ilgili bir rehber, bir metodoloji Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu ayda o halde Kur'an'ın iniş maksadının bir şekilde ifade edilmesi, Kur'an'ın iniş anlamını içeren bir ibadetin olması gerekiyor. Eyvallah. İşte totalde, bütünde oruç ibadeti öyle bir ibadettir ki Kur'an'ın insanın yapmak istediği, dönüştürmek istediği karakteri aslında içeren, onun kodlarını, imkanlarını içeren muhteşem bir ibadet. Mesela girişte ayeti okudunuz. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Niçin? Belki oruç tutarak bu şekilde müttaki olursunuz, takva sahibi olursunuz. Kur'an'ın insanı oluşturmak istediği karakter aslında bütünsel pek çok özelliğe sahip olan müttaki karakteridir. Takva nedir? Takva en sade ifadesiyle Allah'ın emirlerine uymak ve Allah'ın yasaklarından kaçınmak demektir. Ubade bin Samit radıyallahu anh takvayı tanımlarken diyor ki, dikenli bir arazide yürürken dikenlerin entarini, peştemalini, dizini, etini, kemiğini yırtmaması için gösterdiğin azami dikkat halidir takva. Ve Allah'ın haramlarının bulunduğu bu dünya hayatı da dikenli bir arazi gibidir. İtaat bilincini, kulluk şuurunu haram dikenlerine yırttırmaman bilincidir takva. Oruç bizi takvaya ulaştırıyor. Çünkü helaller karşısında kendimizi tuta tuta haramlarla yüzleştiğimizde adeta bizde bir bağışıklık mekanizması, bir mukavemet bilinci, bir direnç noktası geliştiriyor oruç. Ve bir insan ancak yani helaller karşısında kendisini tutarak, çok susadığı halde su içmeyerek, çok acıktığı halde o yemeğe elini uzatmayarak ve belli bir takım yasaklara dikkat ederek bu bilinci kendisinde gerçekleştirebilir. Oruç bizi müttaki kılıyor. Sonra oruç bizi ihlaslı kılıyor. Bakın, orucu bozma, hep bundan bahsedilir. Orucu bir insan istediği şekilde ihlal edebilir. Oruç çünkü formel bir ibadet değildir. Oruç gerçekten insanın her zerresiyle, her bilinciyle, her duygusuyla, her düşünsel enstrümanıyla, aparatıyla yaşadığı bir olgudur. Öyle bir yaşarız ki hatta mesela bunu hissederiz hayatımızda. Ramazan biter. Ramazandan sonra böyle bir hafta 10 gün devam eder bu. Elinizi bir yiyecek maddesine uzattığınız zaman hemen elinizi geri çekme refleksi oluşturur sizde oruç. Evet. Çünkü oruçlu olduğunuz kanaati bir anda onu zannedersiniz. Oruç bizde ihlas oluşturuyor. Yani takvadan sonra oruç belki dinin, müminin kalbinin imandan sonraki en önemli özelliği bizde ihlası inşa ediyor. Ve ihlas bir işi sadece ama sadece Allah için yapmak, amelin sigortasıdır ihlas. Öyle ki namazın mesela 13. farzıdır mesela ihlas. Namazın 12 farzı vardır. 6'sı içinde, 6'sı dışında. Mesela abdest olmadan Allah namazı kabul etmez. Kıble bu tarafa doğru biliyorsunuz. Aksi istikamete döndüyseniz de kabul etmez. Ve bir özellik daha vardır ki o da olmazsa Allah namazı kabul etmez. 13. farzı ihlastır. Nereden biliyoruz? Feveylün lil musallinden biliyoruz. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki kıldıkları namazlardan gafildirler ve riya yapıyorlar buyuruyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. Oruç insanı ihlaslı bir kul kılar. Sonra oruç nimeti fark ettirir. Nimeti fark ettirdiği için insanı şükreden bir kul kılar. Şükür kabiliyetini geliştirir insanda. Ve şükür dediğimiz mesele sadece basit bir şekilde bir nimete teşekkür etmek, hamdolsun demek değildir. Bunun çok ötesinde dilin şükrü vardır. Bu Allah'a şükran duygumuzu dil ile, lafız ile ifade etmek demektir. Aklın şükrü vardır. Nimeti Allah'ın gönderdiğini idrak etmek,
bu nimetin için verdiğini fark etmek demektir. Kalbin şükrü vardır. Bir insanın bu nimeti kendisine gönderen Allah'ı sevmesi, ona muhabbet duymasıdır. Ve amellerin, uzuvların, davranışlarının şükrü vardır ki bu da nimeti veriliş amacına uygun kullanmak, nimeti Allah'ın rızasına aykırı bir amelde, günahta, haramda kullanmamak demektir. Oruç şükreden şakir bir kul kılar bizi. Ve belki bu şükreden şakir bir kul olmak Peygamber Efendimizin kendi zatı için, nebevi bilinci, şahsiyeti için zikrettiği en önemli karakter özelliklerinden birisi. Efele ekunuş abden şekura buyuruyor. Şükreden bir kul olmayayım mı? Şakir bir kul kılıyor. Ve sabreden bir kul kılıyor. Ve sabrı bize aslında öğretiyor ve sabrı beraberinde getiriyor. Şimdi mesela biraz önce dediniz, tam da o noktaya geldik. Allah'ı nasıl tanıyacağız? Allah'la birlikte olmadan, Allah'ı tanımadan Allah'ı sevmemizin imkanı yok. Çünkü muhabbet marifetin üzerine inşa ediliyor. Sabır bu konuda bir anahtardır. Yani ben Allah'la birlikte olmak istiyorum. Allah bizimle birlikte mi? Bu Allah'la birlikte olmak isteyişimiz acaba bir karşılığa sahip mi? Bu ilişkimiz monolog bir ilişki mi? Allah'ın bu konuyla ilgili bize tecellisi, teveccühü nedir? Oruç bu kapıyı açıyor. Şimdi mesela o ayeti hatırlayalım. Allah bizi mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmeyle imtihan edecek. Sabredenleri müjdele dedikten sonra Allah sabredenlerle birliktedir buyuruyor. Oruç bize sabrı öğrettiği için Allah'la maiyeti beraberinde de getirmiş oluyor yani. Harikasınız hocam. Evet, Allah bizimle birlikte ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz size şah damarınızdan daha yakınız buyuruyor. Ama biz ona ne kadar yakınız değil mi? O onu yani yıl içinde unuttuklarımız hallerin arasında sayarsak Ramazan bize bunu hatırlatmaya geliyor. Biz evet. Onunla ne kadar beraberiz? Biz sizinle bu Ramazan'da yine beraber olalım. İnşallah. Birkaç kez daha beraber olalım. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra İstanbul için imsak duasını hep beraber yapalım değerli dostlarım.